Auzu billahi minash racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala seyidina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ve men tabi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. <laughs> Değerli kardeşlerim, hepinizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bugün inşallah Müzzemmil Suresinin 15. 16. 17. 18. ve 19. ayetlerini okumaya gayret edeceğiz. Rabbim önce bana konuşurken söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi lütfeylesin. Ardından size de dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı, doğru yaşamayı nasip ve müyesser eylesin. <laughs> Müzzemmil suresinin ne kadar muhteşem bir içeriğe sahip olduğunu birkaç derslik bu buluşmalarımızda gördük, anladık, hissettik. Aynı içerik aynı nezahet, aynı vurgu, aynı duyarlılık, aynı doluluk devam eden ayetlerinde de elbette var. Bugün okuyacağımız bölümdeki ayetler hele bir tanesi Kur'an-ı Kerim'de sadece burada geçen, başka hiçbir yerde geçmeyen muhteşem bir mesaj veriyor. İnşallah onu geldiği sırası geldiğinde 17. ayet sizlere aktarmaya gayret edeceğim. Ama onun öncesinde 15. ayetle başlayacağız. Tabi 15. ayetten öncesiyle bir anlam irtibatı kurmak lazım. Geçen ders Hazreti Peygamber'in müşriklerle iletişiminin nasıl olması lazım geldiğini Allahu Teala ona beyan buyurdu ve onların söylemekte olduğu sözlere karşı sabırlı olmasını, yani onların sözlerine karşı sabırlı olmak, boyun bükmek, meskenet ve zillet altında onlara katlanmak manasına gelmiyor dedik. Sabır tam da bir direnç göstermek, nasıl bir baskı olursa olsun kendi değerlerinden asla vazgeçmemek, bir kararlılık ortaya koymak manasına geliyor idi. Onun peşi sıra onlarla iletişimini kesmemesi noktasında da uyarıldığını beyan etmiştik ki vehcurhum hecran cemila cümlesi bunu ifade ediyordu. Çünkü onların yaptıklarına karşı orayı çekip terk edip gitmesi risalet görevini yarıda bırakması anlamına gelecekti. Onlardan güzel bir şekilde ayrılmasını Cenab-ı Hak ona öğütlemişti. Çünkü onların iletişimini kesmesi risalet kurumuyla bağdaşmayacak bir iş olurdu. Zaten hicret kelimesinin de yola çıkmak ve fakat geri dönmek üzere yola çıkmak manasına geldiğini ifade etmiştik. Hicret aklı geride kalarak yapılan yolculuklara deniliyordu. Burada da kısa süreli bir takım ayrılıklar olsa da yine muhataplar o insanlar idiler ve onların bugün olmasa bile yarın kazanılma ihtimali elbet vardı. Rabbimiz o ihtimali devreye sokarak peygamberimize onlarla iletişimini tamamen kesmemesi gerektiğini beyan buyurmuş. Öyle bir mesaj ile ilk iletişim dersini ona vermişti. Ardından hakikati yalanlayan, yalancılıktan beslenen, yalanlanmakta, yalanlamaktan nemalanan, ve bir takım inkar, alay, tehdit ifadeleriyle peygamberimizi rahatsız etmeye çalışanlara karşı da sen onları bana bırak. Bunlara şimdilik nimet verdim. Bir süre onlara zaman tanı. İstifade ederler, tevbe ederlerse ne ala. Değilse kendilerine zaman tanımış olmamızın onların lehine değil, aleyhine olduğunu vakti zamanı geldiğinde anlayacaklar diye hem Araf suresinden hem Kalem suresinden hem de özellikle Ali İmran suresinden bir ayeti özellikle hatırlatmış. Ali İmran suresindeki ayetin 178. ayet olduğunu tekrar hatırlatmış olayım. Onlara zaman tanınması eğer tövbe ederlerse lehlerinedir. Ama değilse daha çok günah işlemelerine sebep olacağı için aleyhlerine dönecek ve nihayet alçaltıcı bir azapla buluşmuş olacaklardır diyor Halimran 178'de. İnkarcılıkta devam ederlerse eğer mahşer sabahı onları korkunç bir akıbetin beklediğini beyan buyurmuştu ki dört tane azap içerikli kelime ya da terim kullanmıştı ki bunlar işte demir prangalar kelepçeler alevli ateş yutulamayan gıdalar ve elem verici sıkıntılar şeklinde belirlenmiş dört tane ve bunun mahşer sabahı gerçekleşeceği haberi verilmiş ve o grup ayet böylece sona erdirilmişti. Şimdi peygamberimizin pozisyonu beyan edilerek onun toplum içerisindeki ifade ettiği konum her ne ise onu Cenab-ı Hak kendi üzerinden tanıtıyor. Şimdi mesela bir adam ben peygamberim demesiyle insanları inandırıcı olmaz. Onu peygamber kılan kudretin bu beyanı kendisinin ifade etmesi beklenir. İşte tam da 15. ayet böyle bir metne sahiptir. Buyuruyor ki Rabbimiz Esel Billah. İnna arsalna ileyküm rasulen. Biziz biz seni ya da size peygamber gönderen biziz. Niye göndermiş peygamberi? Şahiden aleyküm sizinle ilgili şahit olsun diye. Bu nasıl bir kurum? Kema arselna ila firavuna rasula. Firavuna da peygamber gönderdiğimiz gibi seni de işte bu topluma peygamber olarak biz görevlendirdik diyor Allahu Teala. İfade Hazreti Peygamber'in toplum içerisindeki konumunu ortaya koyuyor. Yani kendiliğinden bir iddianın sahibi değil Hazreti Peygamber. Hatta Ahkaf Suresi 9. ayette buyuruyor ki Rabbimiz: "Kul ma kuntu bid'am miner rusul." De ki ben peygamberlerden ilk defa türemiş biri ben değilim. Türedi bir peygamber değilim. İlk defa ben peygamber olmadım. Yani bu bir zincirdi. O zincirin son halkasıyım ben. Ve ma edri ve ben bilmiyorum. Ma yuf'alu bi ve biküm. Bana da size de neler yapılacağını ben bilmiyorum. Demek ki Peygamberimiz bir ilahi kurumun görevlendirdiği bir görevin mümessili olarak ortada duruyor. Ve onu Rabbimizin görevlendirdiği beyan ediliyor. Kendiliğinden ortaya çıkmış bir pozisyonu değil, Allah-u Teala'nın onu bizatihi kendisinin görevlendirdiği haberini veriyor ayeti kerime. Tabi Efendimizin Cenab-ı Hakk'ın görevlendirmesiyle peygamber olduğuna dair şu kadar ayeti var Kur'an-ı Kerim'de. Şu kadar, pek çok ayeti var. Ama bir tanesi var ki ille de bunu bilmek lazım. Hani bir konuda hiç olmazsa bir Müslümanın bir ayet bilmesi lazım. Ben böyle inanıyorum demeyle inanıyorum delilim de şudur demek arasında çok büyük fark vardır. Hani bir taraftan icmali iman, öbür taraftan tafsili iman var. Bir topluca ben kabul edilmesi gereken ne varsa hepsini kabul ettim deme anlamında bir icmali iman var. Bir de tafsilatıyla hangi iman değeri neyi karşılıyor, delili referansı nedir bunu bilerek gerçekleştirilen iman var. Bunu aynı zamanda tahkiki iman da derler. Bizim imanımız taklitten tahkike dönsün çabasındayız. Peygamberimizin peygamber olduğuna iman ettik. El hak. Tabii ki iman ettik. Fakat onun peygamber olduğuna dair herhangi bir referansımız, delilimiz bir şey biliyor muyuz yani? Yok canım işte buna gerek yok zaten işte peygamber ne olmuş yani? Yok öyle olmaz. Öyle olmaz birkaç tane ayet bilmek gerekiyor. Bilgimizi pekiştirmek hatta imanımızı bilgiye dönüştürmemiz için. Ben ilahiyatta öğrenci kardeşlerime diyorum ki ilk derslerine girdiğim zaman ilahiyat fakülteleri imanın bilgiye dönüştürüldüğü yerlerdir. En azından iddiamız budur. Bu ne kadar tutuyor bilmem tutuyor mu tutmuyor mu onu da bilmem. Adamın imanı daha kötü sallanıyor mu onu da bilmem. Fakat iddiamız, çabamız şudur. Bir halk inancı, bir icmali iman iddiası tafsilata, tahkikata düşünsün, dönüşsün ve inandığımız şeyler bilgiyle desteklensin. Amacımız budur, hedefimiz budur. Bunun için uğraşıyoruz. Niye böyle yapıyoruz? Bunu aslında Allahu Teala bizden istiyor. Nerede istiyor? Rahat Suresi'nin 43. ayetinde istiyor bunu. Rahat Suresi ilk dersimizde o ayeti okuduğumu hatırlıyorum. İlk Envarul Kur'an dersinde okuduğumu hatırlıyorum. Şimdi soracak değilim yani hangi ayetti? Hadi bakalım. Kim biliyor bunu filan diye. Tabii öyle bir iddiamız yok. Aradan bir sene geçti. Ama şimdi hatırlattım daha tamam oydu. Onun için bir ayeti bir defa okumayla olmaz. Birkaç defa okumak lazım ki yerleşsin. Alak suresinin başında da ikra emirlerinin tekrar edilmesinin sebebi budur. Bilgi tekrarla yerleşir. Nerede o kadar zeki adam? Ben 40 defa okuyorum ayeti. Gene 41. defa acaba Allah Allah o ayet ne demek istiyordu diye tereddüt ediyorum daha çok tekrarlamak lazım. Ayet şuydu. Ya ne yapacağız şimdi yani? Hangi ayet olduğunu demedim ki. Daha ayeti okumadım. Bir veya iki adını neyse. İlk derslerin birinde diye düzeltelim. Ayet şuydu estağfirullah. Kafirler peygamberimize diyorlardı ki sen peygamber değilsin. Metin şu estağfirullah. Ve yekulul keferu leste Kafirler derlermiş ki sen mürsel peygamber değilsin. Bu sözüden tabi çok üzülüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Üzülüyor ama cevabı Rabbimiz kendisi verdirtiyor. Buyuruyor ki kul bunu diyenlere şu cevabı ver. De ki kefa billahi şehiden beyni ve beyneküm. Benim peygamber olduğuma dair benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Yani benim şahidim Allah'tır. Ve bir de bir şahit daha var. Kim? Men indehu ilmul kitab. Kimin yanında bu kitabın bilgisi varsa benim bir de şahidim onlardır. Öyleyse Müslümanlar Hazreti Peygamber'in sadece Hazreti Peygamber'in risaletine iman etmekle yetinemezler. O imanı bilgiye dönüştürmek zorundadırlar. Peygamberimizin peygamberliğinin şahidi olmak istemez miyiz? Onunla aynı coğrafyayı, aynı mekanı yaşamak ve paylaşmak isteriz değil mi? Çok isteriz hem de. Ama bu mümkün değil. Öyle her ne kadar bazıları peygamberimiz halen sağdır, yaşıyor filan. Ara akşam işte tekmil alıyor. işte bakalım ne yaptınız, gel bakalım filan böyle şeyler diyorlarsa da. Bunların hiçbir Kur'ani değeri yoktur. Hiçbir doğruluk tarafı yoktur. Doğrudan ayetlere aykırıdır böyle kabuller. Bizim böyle bir inancımız yok. Allah'a hamdolsun. İnneke meyyitün ve innehum meyyitün. Sen ölü, ölen, öleceksin, onlar da ölecek. Allahu Teala sen de öleceksin diyor adam diyor. Ölme diyor. <laughs> sen neler söylüyorsun arkadaş? Hani bir daha silkin ve kendine gel. Ne biçim cümleler bunlar yani? Böyle anlaşılması mümkün olmayan bir hayat tarifiyle işte mezarının altında ama hay olarak devam ediyor. Ne buyuruyorsun? Nasıl abdest alıyor mesela? Nasıl yani nasıl namaz kılıyor? Yatarak kılıyor o zaman. Ayağa kalkacak hali yok. Ne gerek var? Niye? Peygamberimizin misyonuyla tanışmak varken bedenini aramanın bir alemi var mı yani? Onu değerli kıran bedeni miydi, misyonu muydu? Misyonu. Bedenini arıyorsan bulamazsın. Ama misyonunu arıyorsan bulursun. Nerede? Kur'an'da. Kur'an'a baktığın zaman Hazreti Peygamber'in peygamber olduğunu anlarsın. Ve onun peygamber olduğuna şahit olursun. İmanımızı şehadete dönüştürmek gibi muhteşem bir yolculuğa çıktık. Allahu Teala mahcup bırakmasın. Amin. Onun için onun peygamberliğine bir hakikatı söylerken o hakikatın referansının ne olduğuna dair Necm suresinin ilk ayetleri son derece net bilgiler içerir. Buyuruyor ki Rabbimiz Esel billah ve necmi iza heva ma dalla sahibukum ve ma ve ma yantiku anil heva in huve illa vahyun yuha allamahu şedidul kuva zu mirratin ve huve bil ufukil a'la sümme dana fetedalla فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنه الماوى يا مهتشم يا شو ها يتلر عن لايب بيغام برمز رسالتنا شاهد اول نيل من ne dediği belirsiz, ne idüğü belirsiz ifadeleriyle bir hayali peygamber üretmeye gayret ediyoruz. Ne gerek var? İşte gerçeğin bilgisi. Ve necmi izahe var. Peyder pey indirildiğinde vahye yemin olsun. Öyle battığı zaman yıldıza yemin olsun diyorlar. Bu o demek de değil tabii ki. Peyder pey yavaş yavaş indiğinde vahye yemin olsun. Ma dalla sahibukum. Arkadaşınız şaşırmadı sapmadı. Ve ma gava, azgınlık da yapmadı. Ve ma yantıku anil heva, konuşurken kendi hevasına göre kendiliğinden bir nutuk atıyor değildir. İn huve illa vahyun yuha, onun söylediği sözler kendisine vahyedilen hakikatten başkası değildir. allemahu şedidul kuva, ona Cebrail bu hakikatleri öğretmiştir. Zümirretin, yetenekli, donanımlı. Festeva, hani belirmiş, belirmişti. Ve huve bil a'la. O en yüksek ufukta belirmişti. Vahyin ilk alınışını anlatıyor. O en yüksek ufukta belirmişti hani. Sümme dena fetedella. Sonra sakmış, iyiden iyiye sokulmuştu peygamberimizin yanına. Fekâne kâbe kavseyni ev edna. Onunla peygamber arasındaki mesafe İki yay kadar hatta daha da yakın bir şekil almıştı. Fevha ila abdihi ma evha. İşte Allah'ın kuluna vahyettiği hakikat neyse onu gelmiş peygamberimize vahyetmişti. Ma kezebel fuadu ma Gönül gözün gördüğünü yalanlamamıştı. Efe nehu ala ma yara. Yani siz şimdi onun görmekte olduğu bu hakikatle ilgili onu kınıyor musunuz? Ve ra'ahu nezleten ukhra. Halbuki onu bir başka inişinde bir daha da görmüştü. İnde sidretil münteha. O uzak sidre ağacının yanında. İndeha cennetül me'va. O durulmaya değer bahçenin yanı başında. O uzak yerdeki sidre ağacının yanında. Onu bir başka inişinde bir daha görmüştü. İşte vahyin inişini anlatıyor. Ha, vahyin inişini anlatıyor da. Siz bu ayetleri bir de Miraç gecesi anlatanları bir dinleyin. Bak ayetlere nasıl taklalar attırıyorlar. Bakın Kur'an'ı nasıl tahrif ediyorlar. Bakın. Bu ayetlerin anlattığı bu emin olun. Allah-u Teala Peygamberimizin Cebrail Aleyhisselam'ı bir başka inişinde bir daha gördüğünü söylüyor. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى Nezele inmek demek. Bir başka inişinde onu bir daha görmüştü diyor. Bizimki ne diyor? Bir daha çıkışında onu görmüştü. Kim kimi gördü? Peygamberimiz Allah'ı görmüştü. Allahu Ekber. Nasıl kabullerini Kur'anlaştırmaya gayret ediyorlar biliyor musunuz? Ben diyorum ki sözün en güzeli Kur'andır. Çünkü Kur'an gerçek güzelin sözüdür. Siz en güzelin sözünü okuyun. Onun yerine adam okuduğu sözü güzelleştirmeye çalışıyor. Bu beyhude bir çabadır. Okuduğun sözü güzelleştirmekle uğraşma. Hazır en güzel söz var. Bunu oku. Ok. Ama okunması gerektiği gibi oku. Böylece peygamberimizi tanırsın. Vahyin kaynağı hakkında malumatın olur. Ama gelin görün ki böyle bir okuma maalesef yapılmıyor. Maalesef ayetler tanınmaz hale geliyor. Bir takım rivayetleri esas alarak ayetlere takla attırıyorlar. O rivayetler esas alındığı için, bir kısım rivayet esas alındığı için ayetler tanınmaz bir mahiyete büründürülüyor. Bu defa peşin sıra diyor ki, bak sakın ha meal okumayın. Sakın anlamazsın. Doğru o senin anlattığın gibi ise zaten anlaşılmaz. Aman sen müdahale etme gözünü seveyim. Çünkü sen ayeti Allah'ın ne dediği gibi anlamıyorsun. Sen ayete bir şeyi dedirtmeye çalışıyorsun. Sen kararını verdin, ayeti konuşturmaya çalışıyorsun. Ayeti noter gibi kullanmaya çalışıyorsun. Bu dürüstlük değil. Sen ön yargılardan sıyrılacak ve ayetle Ulu orta yüz yüze geleceksin. Ön yargın olmayacak. Başka şeyleri Kur'an'a yamamayacaksın. Onun dediklerini anladın mı? Geriye kalan varsa kalacak her ne varsa sonra onlar üzerinde kafa yoracaksın. Ama ne olursa olsun ayeti esas alacak, rivayeti ayete uygunsa kabul edeceksin. Her rivayet ayete uygun olmayabilir. Her rivayet ayete uygun olmayabilir. Ne demek? Ayete uygun olan şu kadar rivayet var demektir, değil mi? Bu cümlemizi bile doğru dürüst anlamıyor adam. Ayete uygun olanları alacağız deyince sanki biz rivayet, müvayet hiç böyle bir şey tanımıyoruz demeye getiriyoruz. Asla. Bizi tanıyanlar bilirler. İki tane, üç tane hadis okuyunca diyor ki, "Ah! Bu hadisi okuyor ama onun derdi hadis okumak değil. Ne? Neymiş derdim? Hadi. Derdimi bana bir öğret bakalım. O oradan kim bilir ne zehir akıtıyor. Hebe kardeşim ya. Nasıl bir kafayla yaşıyorsun be? O be, omuzlarının üzerinde büyük bir yük var be. Büyük bir yük ya. Biz bu ayetlerle çok mutluyuz. Kur'an'ın Müslümanıyız. Elhamdülillah. Onlar neyin Müslüman olduklarına karar versinler. Biz Kur'an'ın Müslümanıyız. Bu bize şeref olarak yetiyor. Elhamdülillah. Tıpkı Hazreti Muhammed Kur'an'ın Müslümanı olduğu gibi. Şimdi Ruzi Mahşer'de peygamberimizin izini kimin takip edeceğini, kimin takip etmiş olduğunu hakimi Allah olan Mahkeme-i Kübra'da göreceğiz. Göreceğiz. Bakacağız. Burada slogan atmaya benziyor muymuş? Evet. İnna arsalna ileyküm rasulen. Biziz biz size peygamber gönderen biziz. O kendiliğinden çıkmadı. Hevasından konuşmuyor. Ha o Necim suresinin ilk ayetleriyle ilgili bir başka sıkıntı daha var. Ayette sıkıntı yok da yorumlarda yani. Diyor ki peygamberimiz hiç hevasından konuşmaz. O her ne konuşuyorsa vahidir. Ya olur mu öyle şey? onun her konuştuğu vahiy olur mu mesela hanımına diyor ki bana bir su getir vahiy mi bu şimdi <laughs> sıkıştım defa hacetim var şimdi vahiy mi bu uyuyayım biraz vahiy mi bu onun din adına söyledikleri vahiydir o topluma din adına tebliğ ettiği hakikatlerin vahiy olduğunu söylüyor zaten Mekkeliler Mekkeli Abdullah'ın oğlu Muhammed'ten razıydılar zaten ona el emin sıfatını onlar takmıştı. Güvenilir adam dedikleri o insan onlar için çok gözde bir delikanlıydı. Öyleydi. Ama ne zaman ki Resul Muhammed oldu o zaman düşmanlıkları depreşti. Demek ki onu hedefe koyan şey vahiy diye sunduğu hakikatlerdi. Yoksa bir beşer olarak bir insan olarak her dediği nasıl vahiy olur canım? Bu ona haksızlık değil mi? Madem her dediği vahiydi, madem öyleydi. Ya eyyühen nebiyyü, lime tuharrimu ma ahallallahu lek. Tebetegi merdat ezvacik. Eşlerinin gönlünü yapmak için Allah'ın sana helal kıldığı bir şeyi neden kendine haram kılıyorsun diye. Bu uyarı neyin nesi? Afallahu <Sessizlik> anke. Allah seni affetsin. Lime ezinte lehum hatta yetebeyyene lekellezine sadaku ve te'alemel kâzibîn. Kimin doğru, kimin yanlış söylediği senin için ortaya çıkmadığı sürece neden onlara izin verdin? Festağfir lizembike. Hatandan dolayı istiğfar et ifadesinin anlamı nedir? عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يَزَّكَّرُ فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكرة فمن شاء ذكره بيت anlatıyor peki? Bu nasıl? Bakın. Böyle hayal hayal ürünü olarak üretilen bir peygamber algısı. Kur'an okunduğu zaman uçuşur gider o. Öyle bir peygamber anlatmıyor Kur'an-ı Kerim. Ha Abese ve tevella ile ilgili de bir şey var. Haydi bakalım. Abese ve tevella. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Yüzünü ekşitti, arkasını döndü. Kim? Hazreti Muhammed öyle mi? Öyle mi? Mutlu musun? Böyle bir peygamber anlatmaktan mutlu musun? En kaba adam öyle mi? Hazreti Muhammed böyle bir nezaketin sahibi miydi? Bu muydu? Meal öyle yazıyor. Yazsın. Meal'in hata yazma ihtimali yok mu? Abese ve tevella. Yüzünü ekşitip arkasını dönen kişi Velid bin Mughire'dir. Hazreti Muhammed değildir kardeşim. Az gramer biliyorsan bunu anlarsın. Peygamberimize yönelik hitap üçüncü ayetle başlar. Ve ma yudirike. Sana bildiren ne olabilir ki? Leallehu yezzekya. Belki o arınacak. Ev yezzekkeru. Yani öğüt alacak. Feten fe'ahu zikra. Öğüt ona yarar sağlayacak. En men istana. Sense kendini müstahni gören adama fe entelehu tasadda. Ona yöneliyorsun. Ve ma aleyke illa yezzekya. Adam arınmak istemiyorsa bundan sorumlu sen değilsin ki. Arınmıyorsa arınmasın. Israr etme. Ve memen ca'e yus'a sana koşarak gelen ve ve yakşa derin saygı içerisinde sana koşarak gelene gelince fentean huteleha. Onunla ilgilenmiyoruz. Sonra peygamberimiz Abdullah İbni Ümmü Mektum'a dememiş miydi ki gel kendisi sebebiyle Rabbimin beni uyardığı kardeşim gel dememiş miydi? Madem her sözü vahiydi bu uyarıya ne hacet? Haşa Allah kendi kendini mi uyarıyor? Haşa ve kella. Cık. Olmaz. Olmaz da biraz arkasının önünü bilmek lazım. Biraz kadir şinas olmak lazım. Biraz Kur'an'ın mantığıyla tanışmış olmak lazım. Öyle birinin öbürünün sözleriyle değil, dinimizi Allah'ın sözleriyle inşa etmek durumundayız. Buna mecburuz kardeşim. İnna arsalna ileykum rasula. Size bu peygamberi Hz. Muhammed'i elçi olarak biz gönderdik diyor Allahu Teala. Bu ne demektir biliyor musunuz? Aynı zamanda. Bu dediklerime ilaveten. Aynı zamanda bu şu demektir. Ey Mekkeli müşrikler, ey muhataplar. Siz eğer elçiyi yalanlarsanız beni yalanlamış olacaksınız haberiniz olsun. Zaten bunu En'am suresi 33. ayette de ilan buyuruyor Rabbimiz. Buyuruyor ki: "Kadine alamu innehu la yahzunuke allazi Biz biliyoruz onların söylemekte olduğu sözlerin seni hüzünlendirmekte olduğunu biz biliyoruz. Fe innahum la neke? Bunlar aslında seni yalanlamıyorlar. Velakinne zalimine bi ayati llahi Bu zalimler <laughs> Aslında Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Peygamberi inkar, Allah'ı inkardır. Hiç kimse peygambersiz bir din iddiasında olamaz. Hiç kimsenin böyle bir lüksü yoktur. Peygamberi inkar eden bir adamın Kur'an diye bir iddiası zaten olamaz. Biz Kur'an'ı Hz. Muhammed'den öğrendik sallallahu aleyhi ve sellem. Gelin görün. İşte Kur'an'ın tanıttığı peygamber profili milletin etrafta savurduğu türden bilgilere münasip değildir. Onun için Hz. Muhammed'i doğru tanımanın yolu Kur'an'ı doğru anlamaktan geçer. Bu yüzde yüz böyle doğru bir gerçektir. Kur'an'ı tanımıyorsanız hani Hz. Ayşe'ye sormuşlar ya sahabiler peygamberimizin ahlakı nasıldı? Cevap son derece net. Siz Kur'an okumuyor musunuz? Efe la tekraunel Kur'an? Siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? Kâne hulukuhu el Kur'ane. Onun ahlakı Kur'an'dı. Bitti. İşte mesele bu. Hz. Muhammed'i doğru tanımak mı istiyorsun? Senin hayatında sana lazım olacak motifleri bağlamında Hz. Peygamber'i doğru tanımak istiyorsan bir tanecik adresin vardır. O da Kur'an. Sonra, sonra Kur'an'ı okuduktan sonra başka hadisleri de ne kadar istiyorsan oku. Onun önünde engel yok. Yeter ki önce Kur'an'dan başla. Önce Kur'an var, başkası yok diyen yok. Öyle bir şey söylemiyor hiç kimse. Ama siz başka şeylerden okumaya başlarsanız ya sırayı Kur'an'a hiç getiremezsiniz. Benim hani bir çizdiğim bir piramit vardı. Onun ikinci, üçüncü katında gidiyorsun zaten. O kadar okunacak kitap var ki hangi birini okuyacaksın? Ya Kur'an'ı sırayı getiremeden, Kur'an'a sırayı getiremeden vedalaşıyorsun bu alemle. Yahut da nadiren de olsa Kur'an'a sıra gelirse de bu defa Kur'an'ı zaten tanıyamıyorsun. Araya barikatlar örmüşsün. Her okuduğun, Kur'an dışında her okuduğun şey senin Kur'an'la arana bir mesafe koymaya sebep oluyor. Bu böyle. Ama önce Kur'an'dan başla. Sonra ne biliyorsan oku kardeş. O piramidi tersine çevirince de iki ucu açık yapmıştım onu. Sonra sadece bu anlatılanları okumak yetmez. Başka şeyler de oku kardeş. Hatta senin asıl okuman gereken şeylerden bir tanesi de Kitabullah'tır ama o Kitabullah bu metinden ibaret değildir. Ah Fatır Suresi'nin 26, 27, 28, 29. ayetlerini şöyle bir güzel bir anlasa bu ümmet. İnnellezîne yetlûne <laughs> kitâballâhi. Allah'ın kitabını tilavet edenler diye başlıyor ayet. O ayet 29. ayeti. Fatır suresinin. Allah'ın kitabını tilavet edenler diye başlıyor. Fakat 29. ayeti okuyorsun da 28'i de okusana. 27'yi de oku da bu bir pasajın içinde geliyor. Ayeti doğru anlamanın yolu bağlamında onu okumaktır. Hangi içerikte ise oradan anlayacaksın bunu. İçerik 27'yi okuduğu zaman aa bir de bakacak ki gökten indirilen yağmurdan söz ediyor. Buyur. Bitkilerin rengarenk bitkilerin yetiştirilmesinden söz ediyor. Yetmedi. Dağlardaki beyaz, kırmızı, siyah renk yollardan, doğal yollardan söz ediyor. İnsanlardan, canlılardan, hayvanlardan söz ediyor. Ve onun sonunda buyuruyor ki, اِنَّمَا يَخْشَ min مِنْ عِبَادِهِ Min ibadihil ulema diye geçildiğini biliyorum Halit hocam. Yan yan bakma bana yanlış okudu diye. Evet. Allah'ın kulları içerisinden ona gerçek manada saygı duyanlar alimlerdir. Peki burada sözü edilen alimler mesela kimdir? 27 ve 28. ayette anlatılanların farkına varan adamdır alim. Yani kainat kitabını tanıyana alim derler. Öyleyse 29. ayette tilavetinden söz edilen Kitabullah önce kainat kitabıdır. Sonra bu kitap da Allah'ın kitabıdır. Tabi bu da okunacak elbette. Ama kainat kitabını çalışma alanımızın dışına itemeyiz. Yok böyle bir lüksümüz. Bakın Allah'a karşı en duyarlı olan alimler kainat kitabının detaylarının verdiği pasajda sözü edilen kişiler diye belirleniyor. Öyleyse okuyacak çok şeyimiz var bizim. Birkaç şeyden ibaret sayamayız. Kitabullah, Allah'ın üç tane kitabı var. Biri vahyettiği kitap, biri kainat kitabı, biri insan kitabı. Üçünün de okunmasını istiyor Cenab-ı Hak. Üçü de okunacak, üçünden Allah'a giden yollar bulunacak. Biz bir tane kitabı okumuyoruz, doğru dürüst. Bu kitabı okusak, bu kitabı doğru okusak var ya, bu kitap bize diyecek, hadi bakalım, şimdi birer astronomi oku. Şimdi biraz fizik oku. Şimdi biraz antropoloji oku. Şimdi biraz jeoloji oku. Biraz jeoloji jeomorfoloji oku. Biraz embriyoloji oku. Biraz sosyoloji oku. Biraz psikoloji oku diyecek sana bu kitap. Nasıl demesin canım? Me'arit suresinden 3 tane ayet gelecek karşına. İnnel insane hulika iza ve iza Buyur. insan psikolojisini tahlil eden muhteşem üç tane ayet. Kitap okumak sadece Kur'an okumaktan ibaret değildir. Müslüman için bütün kainat onun çalışma laboratuvarıdır. Her bilgi Müslümanın yitiğidir. Onu gidip almalıdır böyle çok yönlü okumalar var. Yani Kur'an okuyunca başka bir şey okumaya gerek yoktur. Böyle bir şey söylenemez. Bu akla ziyan bir iddiadır. Böyle şey olur mu? Şu kadar ayet var ya. Mesela bakın bir tane söyleyeyim size. Ee, hangi ayet? <laughs> Araf Suresi'nde buyuruyor ki, yüce Allah. Evelem yanzuru fi melekuti semavati vel ardı ve ma halakallahu min şey'in ve en asa en yekuna kad Araf 185. ayet. Evelem yanzuru. Hiç bakmaz mı bu adamlar? Hiç neden bakmıyorlar? Fi melekuti semavati vel Göklerin ve yerin hükümranlığı nasıl işliyormuş? Hiç bakmıyorlar mı bu adamlar? Sadece göklerin ve yerin hükümranlığı değil. Ve ma halakallahu min şeyin. Bakın. Ve ma halakallahu min şeyin. Allah'ın yarattığı her ne varsa onu da bakıp incelemez mi bu adamlar? Ya bir şey yaratılmışsa o bizim ilgilenme alanımız içerisindedir. Siz bakmayın batı kaynaklı bize enjekte ettikleri dini ilimler, müspet bilimler. O ayrı bu ayrı kim dedi? Kim dedi onun ayrı bunun ayrı olduğunu? O İncil taraftarları öyle diyor olabilir. Tevrat'a, muharref Tevrat'a inananlar öyle diyor olabilir. Bizim kitabımız buna müsait değil. Bu öyle bir kitap değil kardeşim. Tanımadın mı kitabı? Öyle asıp savurursun. Fel insanu mimma khuliq. İnsanoğlu nereden yaratıldığını incelesin. Khuliqa mimma indafiq. Akan bir sıvıdan yaratıldı ki yahrucu beyni sulbi ve O su, o sıvı kaburga kemikleriyle bel kemiğinin arasından çıkıyor diye. Sana bu embriyolojik bir harita veriyor be. Sen embriyoloji beni ilgilendirmez nasıl dersin? Denebilir mi böyle bir şey? Feleyenzuril <laughs> insanu ila taamehi. O insanın yaratılışı ile ilgili ayet Tarık Suresi'nde. Abese de var. Feleyenzuril <laughs> insanu ila taamehi. Enne sababna'l maa'a sabba, summa şakakna'l arda şakka. فَاَنْبَتْنَا fiha haban ve inban ve وَنَخْلًا ve غُلْبًا ve nakhlan ve لَكُمْ gulban ve ve botanik bilgisi veriyor Allahu Teala. Bu bitkilerin yaratılış sünneti beni ilgilendirmez nasıl dersin? Böyle bir şey denemez. Ghaşiye suresi inmedi mi sana kardeşim? اَفَلَا fele اِلَى ilel ibli keyfe ve ilel sema'i keyfe rufiat ve ve ilel ardi keyfe sutihat fezekir inma Deveye bakmıyorlar mı nasıl yaratıldı Göğe bakmıyorlar mı nasıl yükseltildi Dağlara bakmıyorlar mı nasıl çakıldılar Yeryüzüne bakmıyorlar mı nasıl yayıldı yeryüzü Nasıl keyfe edatı kullanılır Keyfe bir ilmi inceliğin nasıllığının araştırılması lazım geldiğini gösteren muhteşem bir edattır nasılıyla ilgileneceksin hedefin niçinini sorgulamaktır. Ama nasılını bilmeden niçinini zaten cevaplayamazsın ki. Bakın şöyle bir ayet var mesela. iki tane var hatta. Biri Rahat suresinde, biri Lokman suresinde. Allahu lezi rafa'as semavati bi gayri amedin taravneha veya as semavati bi gayri amedin taravneha Allah gökleri görebileceğiniz direkler olmadan yükseltip yarattı. Ama bunu şöyle tercüme ediyor. Allah gökleri direksiz yarattı. Nitekim görüyorsunuz. Bak direk yok. Hayır. O demek değil. Allah gökleri sizin görebileceğiniz maddi üç boyutlu direk olmadan yarattı. Bu ne demek? Direk var sen görmüyorsun. Direkler var. İşte şimdi astronomiyle ilgilenmek durumunda olanlar bu direğin neyi karşıladığı cevabını bulmalıdırlar. Bu araştırmayla bulunur. Bu beni ilgilendirmiyor demeyle olmaz. Bir hakikati ispat ederseniz şu kadar insanın imana imanına vesile olursunuz. Ve sema'e beneynaha ve inna lemusiun. Göğü güçlü bir şekilde biz bina ettik ve onu genişletmeye devam ediyoruz diyor. İlgilendirmiyor mu bizi bu? Astronomi bilimi nasıl bizim dışımızda bir ilim olabilir? Bak kameralar, televizyon ekranları bu konuşmayı şu kadar insana ulaştırıyorlar. Neyle oldu bu? Gönül isterdi ki bunları biz bulsaydık keşke. Heyhat bulamayız. Niye? Çünkü bizim zihnimizde daha bu konular bizim konularımızdır. Kararı verilmedi henüz. Biz bu işlerle ilgilenmeyiz durumundayız hali hazırda. Bize ne ondan? Onu başkası yapsın. Hatta onu başkası yapsın. Allah bu dini kafirlerin eliyle de destekler. O bulur ben kullanırım. Bak bak bahaneye bak. Sen bul o yararlansın. Ne olmuş? Biz daha oraya gelmedik. Bak daha daha kapının çok dışındayız. Niye? Bu bizi ilgilendirmiyor noktasını geçemedik. Bu kitabı doğru anlamadık henüz. Bu kitabı anlayarak okumadık. Bu kitabı anlamadan okumayı maharet saydık. Anlamayanlara okumayı maharet saydık. Ebediyen anlayamayacak olanlara okumayla işi bitirdik. İşte diyalogumuz budur. Bu değil. Böyle bir okuma Kur'an'ın istediği okuma değildir. Kimse kusura bakmasın. Böyle bir okuma yeterli bir okuma değildir. Tilavetin, kıraatin ve tertilin olacak. Üç kitabın üçünü de okuyacaksın. Kitabın biri bana yeter demeli olmuyor. Yetmiyor sana. Bu kitabın dediğini okuyor olursa olsaydın Kainat kitabını da okuyacaktın. İnsan kitabını da okuyacaktın. Fussilet Suresi 53. ayet seni sarsacaktı. Sen urihim ayatina fil aafaki ve fi enfusihim. Biz onlara ufuklardaki ayetlerimizi de kendi canlarındaki ayetlerimizi de göstereceğiz. Niye? Hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hakku. Bu kitabın gerçek bir kitap olduğu böylece ortaya çıkacak. Hangi hangi şekilde Kainat kitabı ve insan kitabı incelenerek ortaya çıkacak. Adam üniversiteyi tercih ederken nereye yazdıralım bizim uşağa veya bizim kıza nereye yazdıralım? En çok para getirecek mesleği diyor. Hangisi? Şu bu. Hangisi olursa olsun. Benim rahmetlik babam, ben üniversite imtihanına gireceğim sabah gittim yanına işte elini öpeyim duasını alayım falan diye gittim. Benim babam pek gülmez yani. Böyle sert bir adamdı yani. Gittik elini öpeceğiz. Ne oldu dedi. el öpmeye geldin hayırdır yani. yani. Başka zaman öpmezdi. Ne oldu para isteyeceğiz yani. Babadan para yani el öpme hem dua hem para. Dedi bana dedim baba üniversite imtihanı var ben işte Trabzon'a gidiyorum orada imtihana gireceğim falan diyeceğim. Ne zaman bitirdin sen liseyi dedi. Hiç ilgilenmezdi benim okulumla. Biz akşam babamla tefsir okurduk, fıkıh okurduk, hadis okurduk. Altı sene, 8 sene babamla her gece önce 500 Kur'an 500 ders dinlerdi bana her gece. 500 ondan kaldı bana. Şimdi her gün 500 okuyorum elhamdülillah. 500 ondan sonra hadi bakalım Kadı Beydavi tefsirinden, Nesefi tefsirinden bir tefsir dersi, Merakül Felah, Nurul izahtan bir fıkıh dersi, bir de hadis dersi. Ya yarı gece oldu zaten. Ondan sonra zaten komaya düşüyorsun, uyuyorsun filan. Babam o dersleri takip ederdi. Okul derslerinde benim okulda velim babam değildi. Hiç gelmezdi okula. Ama ben tabii hafızlık yaptığım için o zaman zihnimiz çok dinçti elhamdülillah. Okul dersleri gerçekten çok kolay geliyordu bana. Dedim işte gidiyor bitirdik dedim işte gidiyoruz imtihana. Nereyi yazdın dedi. Baba dedim ben okulu dereceyle bitiriyorum. Ben her üniversiteyi kazanabilecek durumda. 1983. O dönemleri bilenler hatırlayacaklardır. O zaman okul birincilerine dereceyle bitirenlere ikincilere üçüncülere şey vardı böyle. Ekstra puanlar o puanlarla zaten giriyorsun her yere. E nereyi yazdın? Tıpları yazdım, hukuk yazdım, siyasal yazdım filan dedim. Ha öyle mi dedi? E öyle dedim. Bak dedim. Ben sana hafızlık yaptırdım 10 yaşında. Şimdi 16, 17, 18 yaşına geldin. Bu kadar zamandır sana Kur'an'ı okutuyorum. Şu kadar tefsir okuttum. Bu kadar hadis okuttum. Şu kadar fıkıh okuttum. Ben akaid kitaplarını ezberlemiştim. Şimdi bilenler bilirler. İzhar'ın metnini ezbere okumuştum ben. Gramer kitabını ezberlettirmişti bana. Aynı hafızlık gibi. Kur'an gibi izharı ezberledik. Avamil zaten biliyoruz yani. Öyle ezberledik. O kadar. Sekiz sene evde okudum babamın yanında. Kaçacağın imkanın yok ki. Akşam eve geliyorsun. Bir akşam misafir geliyor. Belki kurtarıyorsun. Ertesi akşam ikiye katlıyor onu. Yani hiç inşallah kimse gelmez diyordum. Çünkü yarın akşam sabaha kadar talim var evde. Nereyi yazacaksın dedi. İşte bunları yazacağım. Ha dedi bak dedi. Eğer Samsun ilahiyattan başka bir yer yazarsan, Samsun ilahiyattan başka bir yer yazarsan, kendine git başka bir baba bul, akşam bu eve gelme dedi. Bak vallahi böyle dedi bana. Niye dedi biliyor musun? Bu ülkenin doktora ihtiyacı var, mühendise ihtiyacı var, her bilimden insana ihtiyacı var. Canıma minnet, tabii ki böyledir. Ama say ki doktorun yok, doktor ithal edebilirsin. Say ki mühendisin yok. Mühendis ithal edebilirsin. Dışarıdan bu ihtiyaçları karşılayacak çalışmalar yapabilirsin. Ama dini doğru bilen adamın yoksa bunu ithal edemezsin dedi. Bu ülkenin önce dini doğru bilenin adama ihtiyacı var dedi. Öyle hiçbir yeri okuyamayan çocuğu İmam Hatip'e veya ilahiyata göndermeyle olmuyor bu iş. En zeki çocukları buraya göndereceksin. Çünkü bu ülkenin en çok önce buna ihtiyacı var. Ben o zaman evden morali bozuk bir şekilde çıktık. Dolmuşa bindik. O zaman okuldaki öğretmenlerinden biri dedi ben aldım şeyi siliyorum. O zaman tercih formunu imtihanda teslim ediyorduk. Neyi siliyorsun dedi? Dedim ya hocam dedim babam böyle dedi. Baban anlamaz dedi bana. Babam anlar veya anlamaz dedim. Fakat ben bu saatten sonra yeni bir baba bulamam. Akşam hangi eve geleceğiz dedim. Hiç çaresi yok. Bunlar silinecek dedim. Sildim hepsini. Bir tane Samsun ilahiyat yazdım orayı kazandım. Şimdi bin kere daha aleme gelsem gene ilahiyat okurum. Gene ilahiyat okurum. Bunun nasıl bir tat olduğunu ancak tadanlar bilirler. Diğer mesleklerden adamlara da canıma minnet. Ben en çok tıp fakültesindeki hocalarla çalışırım. Embriyoloji ile ilgili ayet geliyor anlamıyorum onu. Hazreti Meryem'in Hazreti İsa'yı dünyaya getirmesiyle alakalı biliyorsunuz sıra dışı bir iş var. O konuda bir makale yazmıştım. Günlerce ziraat fakültesinde çalıştım. Bitkilerdeki üreme sistemi nasıldır diye bilmiyordum. Bir baktım ki aa orada anlatılanlarla Hazreti Meryem için anlatılanlar tıpa tıpa aynı. Bizim başka kitaplarımız da var. Onlar da bizim kitabımız. Nedir? İnsan kitabı ve kainat kitabı. Biz bunları erteleyemez ve öteleyemeyiz kardeş. Bu vesileyle Babama tekrar rahmet okuyorum. Bu akşam rüyamda gördüm babamı. Demek ki böyle olacaktı. Sizin de geçmişlerinize rahmet olsun. Evet, böyle geldik. Şimdi bu ayette, tabii bu 19. ayet bitiremeyeceğiz bugün, öyle anlaşılıyor ama. Şimdi bakın. İnne erselnâ ileyküm rasûlen. Biz size peygamber biz gönderdik. Sahipleniyor Allahu Teala peygamberini. Ama burada çok önemli bir ifade var. İleyküm size. Buradan hareketle mesela birileri şöyle diyebiliyor. Diyor ki size ifadesinden kasıt kim? Mekkeliler. Demek ki Hazreti Muhammed Mekkelilere gönderildi. Yani onun risaleti yöreseldir demeye getiriyorlar. Öyle olmaz. Kur'an hakkında Kur'an'ın bir konuda ne dediğini merak ediyorsan o konudaki bütün ayetleri bileceksin. Bir tanesini bilmekle olmaz bu iş. Öyle değil mi? Mesela şu kupayı düşünün. Şimdi bu kupanın şurasında bir H harfi var. H'yi görürsün dersin ki bu H'dir. Doğru mu? Doğru. Kelimeyi görürsün hilal. Yani biraz daha bakacağın yeri büyütürsün. Hilal evet hilal. Doğru mu? Doğru. Ama hilal deyince neyin kastedildiği belli değil. Gökteki hilal mı? Başka bir şey mi? O belli değil. Ama yanında bir de TV'yi görürsen ne oldu? Hilal TV. Anlaşıldı ki bu bir televizyonla alakalı bilgi veriyor. Sonra şu logoyu görünce anlarsın ki bu filanca televizyon. Kararını verirsin. Sonra bir de kupayı görürsün. Aa bu meğer bardakmış. Ne oldu? Hani he idi? Hani hilaldi? Ne oldu? Sen yeni şeyler öğrenince bak bilgin değişti. Kur'an'la ilgili de bir konuda kanaat sahibi olacaksan bir ayete bakarak olmaz bu. Bir ayet daha var, bir tane daha var, on tane daha var. Hepsini bileceksin. Hepsini bilmedin mi? Olmaz. Öyle bir meali okuyup da sokağa fırlamanın bir alemi yok. Öyle değil. Hepsini bilmek lazım. Eğer Kur'an adına konuşacaksan hepsini bileceksin. Sadece malumatım olsun diyorsan bir kısmını bilmekle kendin yetinebilirsin. Ama Kur'an adına Kur'an böyle diyor diye bir iddian olacaksa tamamını bileceksin. Şimdi burada biz size peygamber gönderdik ayetinde. İleyküm ifadesi size demektir. Ama başka ayetler var. İşte bakın. Şu Ara suresi 214. ayet. Buyuruyor ki Rabbimiz Hazreti Peygamber'e hitaben ve enzir ashiretaka akrabin. sen yakın akrabanı uyar diyor. Buyur. Bak yakın en yakından başladı şimdi. En yakın deyince bir adam sadece bu ayeti okusa peygamberimizin risaletini anlamış olabilir mi? Olamaz. Niye? Başka ayetler var. Kavmine gönderildiğine dair ayet var. Mesela Yasin suresinde. Litunziraka kavmen ma unzirabahum. Ataları da uyarılmış şu kavmi uyarasın diye seni gönderdik diyor. Bak peygamberimizin bu defa risalet alanı kendi kavmi. Önce yakınları sonra kavmi. Hani halka bir tane daha genişliyor. Bitmedi. Şura suresi 7. ayet. Ve kezalike evhayna ileyke Kur'anen arabiyyen litunzire ümmel kura. Bu üçüncü aşama. Bu vahyi sana Arapça bir Kur'an olarak indirdik ki Ümmül Kura'yı uyarasın diye. Ümmül Kura şehirlerin annesi demek. Mekke demek. Bak akraba, kavim Mekke. Bak genişledi. Devam ediyor ayet. Ve men havleha civarını da. Buyur Mekke'nin civarı bak. Aram yarımadasına doğru iş genişledi. Sonra Cuma suresi ikinci ayet. Huvellezi baase fil ümmiyyine resulem minhum. ...yetlu aleyhim ayatına... ...işte o gene Mekkelileri ifade ediyor... ...bir sonraki ayet... ...ve ahirine minhum... ...lemmâ yelhaqubihim... ...ve ahirine... ...ve ahirine olunca mana değişiyor... ...ve ahirine olunca mana değişiyor... ...ve ahirine minhum... ...lemmâ yelhaqubihim... ...henüz onlara yani o Mekkelilere ulaşmamış... ...diğer insanlara... ...bak alan biraz daha genişledi... ...yetmedi... Enam suresi 19. ayet. Ve uhiye ileyye hazel Kur'anu li unzireküm bihi ve men belaga. Bu Kur'an bana vahyolundu. Sizi onunla uyarayım ve daha kime ulaşıyorsa onu da. Buyur. Bak alan daha da genişledi. Araf suresi 158. ayet. Kul ya eyühennas de ki ey bütün insanlık inni rasulullah ileyküm cemian. Ben Allah'ın sizin hepinize gönderdiği peygamberim. Al. Bütün insanlık işte. Ve ma arselnake illa Biz seni bütün bütün insanlığa gönderdik. Sebe suresi 28. ayet. Ve nihayet Enbiya suresi 107. ayet. Ve ma arselnake illa rahmeten lil alemin. Biz seni bütünüyle alemlere merhametimizin sonucu olarak gönderdik. Şimdi bir ayete bakarak karar vermek olmuyor. Bakın. Bu ayetler ne olacak? Kur'an'dan konuşurken kılı kırk yararcasına ve konuyla ilgili bütün ayetleri bilerek konuşmak mecburiyetindeyiz. Onun için peygamberimizin risaleti yöresel değil evrenseldir. Diğer bütün peygamberlerin olduğu gibi. Öyle peygamber milliyetçiliği yaparak bizim peygamber herkese gönderildi. Diğerleri yörelere gönderildi. Yok öyle. Öyle değil işte. O da öyle değil. Adam peygamberleri yarıştırıyor. Ya sen kim oluyorsun da peygamberleri yarıştırıyorsun? Sen Hz. Musa'nın neyini beğenmedin? Hz. İbrahim'in neyini eksik gördün de? O iyi, bu az iyi, o kaliteli, bu az kaliteli, bu çok kaliteli. Öyle şey olur mu? rusuli. Biz peygamberler arasında ayrım yapmayız. Bitti. Peygamberlik Allah'ın görevlendirdiği bir kurumdur. Allah yanlış adamı, kalitesiz adamı peygamber yapar mı? Yapmaz. Bütün peygamberler bizim başımızın tacıdır ve her biri imanımızın konusudur. Bakara 177'de imanı sayarken Allahu Teala bütün peygamberler ifadesini kullanıyor. Bitti. Hz. Muhammed bizim peygamberimizdir. Hazreti Adem de olduğu gibi. Hepsi bizim peygamberlerimizdir ve Öyle bir ayrım içerisine girmiyoruz. Peygamber, o peygamberler de bütün insanlığa gönderilmiştir. Ancak mesajlar şartlar gereği yöresel kalabilir. Yöresel kalmış olabilir. Şartlar gereği yöresel kalıyor diye mesaj da yöreseldir denemez. Allah bir şehre değil her tarafa peygamber mesajı olsun diye risalet görevlendirmesinde bulundurmuştu. Nitekim Furkan suresinde buyuruyor ki bakın. 51. ayet Velev şi'na Biz isteseydik Furkan 51 Biz isteseydik Lebe'asna fi külli nezira Biz her köye bir peygamber gönderebilirdik İsteseydik yapardık Ama buna gerek yok ki Bir peygamberin öğretisi Her tarafa ulaştırıldığı zaman O peygamber her tarafa gönderildi demektir Peygambere iman etmek için Onu görmek şart değil Mesajıyla buluşmuş olmak yeterlidir o itibarla bütün peygamberler bütün insanlığadır. Hani eski bildiklerimiz hafif yerinden oynuyor olabilir. Bir ayet söyleyeyim, oynamalar bitsin. Mesela Ali İmran suresi. Ayet dolu. Yani ayet olunca sorun yok zaten. Hepsini okurum Allah'ın izniyle. Nezzele aleykel kitabe bil hakkı musaddikan lima beyne yedeyhi ve enzelet tevrate vel inciyle Allah Tevrat'ı ve İncil'i indirdi. Ne zaman? Min kablu daha önce. Niye indirdi? Tevrat'ı ve İncil'i niye indirdi? Hüdenlin <laughs> nâsi, bütün insanlığa hidayet rehberi olsun diye. Ya gördün mü? Demek öyleymiş. Herkesi ilgilendiriyormuş. Yöresel kalmış olabilir ama mesaj evrenseldir. Yöresel motifler olabilir ama mesaj evrenseldir. Bunu böyle bilmek mecburiyetindeyiz. İnne arselnâ ileyküm resûlen ifadesinde aşağı yukarı toparlamaya çalışacağımız hususiyetler bunlar. Ali İmran 3 4 hemen başında. Bir tane daha söyleyeyim size. Aybet al. Meryem suresinde Hazreti İsa ile ilgili diyor ki: "Ve alehu ayeten linnasi. Biz onu bütün insanlığa bir delil yaptık. Bütün insanlara. Yöresel peygamber olur mu ya? Ha, o tabi bir de gelecek kısmı var. Gelmeyecek, gelmeyecek. Hiç yalandan beklemeyin. Gelmeyecek. Gelmeyecek. Asla ve kata böyle bir şey yok. Yok. <laughs> Adamın dünyası yıkılıyor. Ne güzel gelecek. Geldi. Nereden anlayacaksın o olduğunu? Adam diyor ben şimdi İsa'yım. Ne yapacaksın? Şimdi İsa gelmeli ki. Bir de Mehdi'lik var ya. O. O prim yapacak. Hani belki İsa bir tane olur da. Mehdi sürüsüne bereket. Bir sürü Mehdi. Onlar İsa'yı beklediği yok. Onlar Mehdiliğe soyundular. Bak her gün bir Mehdi çıkıyor. Ne güzel. Mehdiymiş. Hepimiz Mehdiyiz. Hidayete erdirilmiş olma anlamında İnşallah Mehdiyiz. Allah Allah. Ne ne olmuş? Ama Mehdi Hazreti Muhammed'di sallallahu aleyhi ve sellem. Adı özel Mehdi oydu. Yani düşünebiliyor musunuz? Gelecek diyor. Ne yapacak diye soruyorsun. Niye gelecek? bütün insanlığı hidayet edirecek. Ya Hazreti Muhammed'in yapamadığını o nasıl yapacak? Sen peygamberimizi ne duruma düşürüyorsun bu, bu, bunu söylerken? Peygamberimiz yapamadı o yapacak. Hem Mehdi peygamber de değil. Bak bak. Peygamber değilken peygamberden daha başarılı olacak. Peki Yusuf suresinin şu 103. ayeti ne olacak? Ve ma'a'ekarünnasi ve lev harastü müminin Sen ne kadar uğraşsan da insanların çoğu iman etmeyecek. Haşa Allah yanlış mı söylüyor yani? Yani bir Mehdi'yi hesaba katamadı Allahu Teala. Öyle mi? Sonra o gelecek hidayet erdirecek. Ya adam adamı hidayet erdiremez. Sen nasıl böyle cümleler kullanırsın? İnneke la tehdimen men Sen senin sevdiğine hidayet edemezsin. Ve lakinne Allah men Ancak Allah isteyene hidayet eder. Hidayet isteyene yönelik bir nimettir bir taraftan değil mi ki bir de bunlar Hazreti Peygamberi daha çok seviyor oluyor. Çıldırıyorum ya. Peygamberi ne duruma düşürüyor? Bir bir düşünmüyor ki. Hazreti İsa gelecek. Nasıl gelecek? Niye gelecek diyor? Peygamber olarak mı gelecek? Yok. Çünkü peygamber olarak gelecek diyemiyor. Niye son peygamber Hazreti Muhammed? Peki niye gelecek? Ümmet olarak gelecek. Öyle mi? Hani peygamberlik en üst makamdı. Hz. İsa demek görevden alınıyor. Ve emekli oluyor. Bir süre sonra emekli oldu. Görevden alındı. Hadi bir daha. Bir daha niye gelsin? Madem biri gelecek Hz. Muhammed gelsin. Eğer bir iş yarım kaldıysa tamamlamak ona yakışır. Ama o da öldü. Demek biri gelmeyecek. Gelen geldi kardeşim. Kur'an geldi. Hazreti Muhammed geldi. Bu kadar. Başka. Daha başka bir şey gelmeyecek. Efendimiz buyuruyor ki ben ve kıyamet yan yanayız. Böyle iki parmağını yan yana getirir. Kehateyni. İkimiz böyle yan yanayız. Bundan sonra artık aniden kıyametin kopuşu var. Başka. Başka alamet falan yok. Hepsi geldi alametlerin bitti. Alametlerin biri Hazreti İsa idi. Peygamberimizden 600 sene önce geldi. İkinci alamet Hazreti Muhammed idi. O da 1400 sene önce geldi. Üçüncü alamet Kur'an idi. O da 1400 sene önce geldi. Geri Geri daha ne kaldı? Kıyametin aniden kopuşu kaldı. Başka, başka bir şey yok. Her an kıyamet kopabilir. O siz bakmayın. Altı bin seneydi de yok işte bit, bitti. Şu kadar kaldı, bu kadar kaldı. Ya Allah kimse bunu bilmez diyor. Adam tarih veriyor be. Evet. Hazreti Muhammed e diyor ki sen bunu bilemez. Sen kim bunu bilmek kim diyor. Bir sürü ayet var hepsini okurum. Şimdi hepsi kafamda böyle pirelenmiş durumda ayetlerin. Hepsi beni de oku beni de oku der gibi. Şu kadar ayet var. Ya bu kadar ayete rağmen adam hala tarih veriyor ya. Ne cesaret ya. Ne cesaret ne cesursun. O rakamlardan oradan o çıktı buradan bu çıktı. Ne, hiçbir şeyden bir şey çıkmaz. Bundan sonra kıyametin aniden kopuşu var. Başka başka bir şey yok. Ya kıyamet alametleri diye koca bir kurumumuz var. Kitap yazmış adam. Kur'an'dan daha kalın kitap. Bunu kimse bilmez diyor allah Teala. Adam Kur'an'dan daha kalın kitap yazıyor. Biliyor, biliyorum diye. Nasıl biliyorsun bunu? Yes'elûneke anis sa'ati eyyâne mursaha. Bu kıyametin ne zaman demir atacağından sana soruyorlar. Kıyamet dediği son saat yani. Cevap. Kul de ki bunu diyenlere de ki. İnne ma ilmuha inde rabbi. Bu konudaki bilgi sadece Rabbimin katındadır. La yücelli hali vakti illahu. Onun bir ortaya çıkartıcısı sadece Allah'tır. Sakul fi semawati ve lard. Onun bilgisi göklere de yere de ağır gelmiştir. La teetiyüm illa bagteten. Kıyamet size aniden gelecektir. Bagteten aniden demek. Ya aniden gelecek şeyin alameti olur mu arkadaş? Alamet olunca daha aniden değil ki hava karardı, rüzgar çıktı, aniden yağmur başladı. Ne anideni görmüyor musun? Yarım saattir ortalıkta kıyamet kopuyor. Aniden mi bu? Hayret ya, hayret ki ne hayret yani. Kur'an'ı bir kere anlamadım adam yapacak bir şey yok işte. Böyle acayip şeyler ortada uçuşuyor yani. Niye gelecek peygamberimiz? Şahiden aleyküm. Size şahit olarak. Şahit ne demek? Biliyorsunuz Hazreti Peygamberle ilgili Kur'an-ı Kerim'de çeşitli sıfatlar zikredilir. Bunlardan biri Nebi'dir. Bir diğeri Resul'dür. Bir diğeri surenin başında geçmişti. Müzzemmildir. Bir diğeri Müddessir'dir. Bir diğeri Beşir'dir. Bir diğeri Nezir'dir. Peygamberimizin sıfatları vardır. Onlardan biri de şahittir. Peygamberimiz size şahittir. Hazreti Muhammed ümmete şahittir. Peygamberin görevleri bağlamında böyle bir sıralama yapmıştım. Ee, bir şöyle ayetleri tarayarak. Tebliğ, tebiyin, tahkim, mübeşşir, nezir, da'i, sirac, üsve hasene, müzekkir, şahit gibi peygamberimizin görevleri bağlamında teker teker hepsiyle ilgili şu kadar ayeti kerime var. O de o, o sıfatı değil peygamberimizin. Sen yeni geldin herhalde. <laughs> Bazılar yeni gelince burada ne kıyametler koptuğunu bilmiyor. İşte ben bazı çok hassas olduğum konular var. İşte İsa dedi Halit Hoca hemen konu açıldı. O gele şefaat desin. Yarım saat konuşurum şefaatle ilgili. Bu ayetler yarım kalmasın. Şefaat'i konuşacağız. Ne zaman? Müddessir suresinin 48. ayetinde. Ee, orada size 30 ayetlik bir sunum yapacağım inşallah. O dersi görürsek. Ya müddessir'e daha ne kadar daha zaman var. Görürüz inşallah. Evet hafif dün gece hafif. Çok az bir şey bahsettik. O öyle olmaz tabii. O neydi ki yani? <gülüyor> ne? <gülüyor> Yok öyle değil. Habibullah kelimesi o tamlama Kur'an'da geçmez. Evet. Hadi yazmış adam. Ey de ki, ey Habibim de ki. Nerede ey Habibim? Yani Peygamberimiz peygamber Allah-u Teala'nın Habibi dedi. İbrahim Aleyhisselam değil mi? O halildir. Onun adı da var öyle. Allahu İbrahim'e halila. Allah İbrahim'i halil edinmiştir. Yani allah Teala ne kadar dediyse ondan razı olalım ya. Yani haşa Allah eksik bırakmış değil ki biz biraz daha zam yaparak neyi, neyi tamamlama gayretindeyiz. Kur'an'ın anlattığı gibi tanırsak çok mutlu oluruz. Emin olun böyle. Ben mutluyum. Müzdemil bu 15. ayette Peygamberimizin size şahit olarak şahiden aleyküm size şahit o aslında şahitlik kurumu şöyle bir kurumdur. Biz şahit şahitlik mahkemelerde söz konusudur. Şahit neyi halleder mahkemelerde? Bir davanın açığa çıkması için bir yardımcı unsurdur değil mi? Bir bilgi verir. Bir şahit bir kapalı, bir gizemli durumun açığa çıkmasını sağlar. Peygamberimiz ümmet için şahit konumundadır. Yani onların sıkıntıya düştüğü, hayat gerekleri içerisinde çaresiz kaldığı şeylerde yol gösterir. Çıkış yolu verir. İşte şöyle yapılırsa böyle olur. Onu da kendiliğinden yapmaz. Allahu Teala'nın ona vahyettiği Kur'an ayetleri doğrultusunda yapacağını yapar. Mesela peygamberimizle ilgili hüküm koyma sıfatı vardır. Ama onun nasıl olduğunu Nisa suresinde anlatır Allahu Teala. İnna enzelna ileykel kitabe. Sana biz bu kitabı indirdik. Niye? Li beyne'n nasi. İnsanlar arasında hüküm veresin. Nasıl? Bima erake Allahu. Allah'ın sana gösterdiği bu vahiy ile. Bununla yapacaksın bu işi. Yani peygamberimizi haşa haşa ve kella Allah'ın eksik bıraktığı bir şeyi tamamlayan gibi bir konumda algılamak büyük bir yanılgıdır. Böyle böyle bakamayız. <laughs> o ümmetine şahit idi. Ümmetinin problemlerini çözmek anlamında. O problemlerin çözümünün daha sağlıklı gerçekleşmesi için ona bir başka sıfat daha vermiştir Allahu Teala. Üsve-i hasene sıfatı. Üsve-i hasene en güzel örneklik. Onun Bugünkü dilde karşılığı rol model derler. Rol model. Peygamberimiz böyle örnek alınacak insandır. Niye? Çünkü Ali İmran 31. ayette buyuruyor ki Rabbimiz. Kul tüm tum buun Allah'a. Siz eğer Allah'ı seviyorsanız fetbeuuni. O zaman bana tabi olun ki yuhibbukumullah. Allah da sizi sevsin. Yani Hazreti Peygamber izinden gidilecek insandır. Peşinden gidilecek, takip edilecek insandır. Hayatınızın öncesinde yani sizin önünüzde izi olan adam Hazreti Muhammed olmalıdır. Onun hangi izlerle bize rehberlik ettiğinin parametrelerini de Kur'an'dan öğreniriz. Peygamber size şahittir. Biz bu aleme sahip olmaya gelmedik. Biz bu aleme şahit olmaya geldik. Biz hem birilerine şahit olacağız, hem onlar bize şahit olacak. Yani biz bu aleme şahitlerimizi çoğaltmaya geldik. Allah hak şahitliği noktasında şahitlerini çok tutanlardan eylesin. Bu ayetlerde bakın bu şahitlik meselesi Hazreti Peygamber'in ümmete şahitliğinden ibaret değildir. Peygamberimizin dünya hayatındaki şahitliği örnekliğidir. Yol göstericiliğidir. Rol model oluşudur. Problem çözücülüğüdür dünya hayatında. Ama bu ahiret alemine dönen şahitlikle ilişkilendirilince bu defa mesele aleyhte şahitliğe döner. Ve yevmel kıyamet yekûnu aleyhim şehida. Kıyamet sabahı İsa onunla ilgili ileri geri konuşanların aleyhinde şahitlik yapacaktır. Fe keyfe izâ cînâ min kulli ümmetin bi şehidin ve cînâ bike alâ hâulâi şehida. Bakın Nisa suresinde buyuruyor ki Yüce Allah Fe keyfe idâ 41. ayet Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz zaman seni de bunların şahidi olarak getirmiş olacağız. Yani bu ümmetin şahidi Hazreti Peygamber olacaktır. Bu ümmet neyi yaptı, nasıl yaptı? O mahkemeyi kübrada, yargılanma esnasında her şey görülecek. Peygamberimiz de hem o gün yaşadığı dönemde Mekkelilere ve Medinelilere şahitlik yapacak hem de sonra gelenlerin neler yaptığı ona gösterildiğinde o da benim tebliğim bu değildi saptırmış bu hak yolda gitmiş öbürü öyle yapmış diye mahşerde de bir şahitlik kurumu vardır. O ama daha çok aleyhte şahitliğe dönüşecektir. Mesela Kur'an'da yemin ifadeleri var bilirsiniz. Ve şemsi ve duhaha ve dini ve zeytünü ve duha ve asri ve necmi ve neyse hep böyle la uksimu ifadeleri var. Yemin ifadeleri. Yemin ifadeleri aslında yemin edilen varlığın önemine dikkat çekmek için o yemin ifadeleri Kur'an'da bulunduğu gibi aynı zamanda onların şahitliğine müracaat edileceği de bu vesileyle insanlara öğretilir. Yani mesela güneşe yemin olsun der Allahu Teala. Ve şemsi ve duhaha onun aydınlığına yemin olsun. Güneşe yemin olsun demek. Güneş şahidiniz olacak demek. Sadece gündüz görülenler şahitlik yapmayacak. Vel kameri ay şahidiniz olacak. Ve leyli gece de şahidiniz olacak. Hiçbir davranışınız yanını, yanınıza kar kalmayacaktır. Her şey şahidiniz olacaktır. Biz onun için şahitlik kurumunun birer ferdiyiz. Hem kendimiz şahidiz. Ben sizin imanınızın şahidiyim. Siz de benim imanımın şahidi olun. Alem Bizim şahidimiz, biz alemin şahidiyiz. Ama ne olursa olsun bu alemin sahibi değiliz. Bu alemin sahibi Allahu Teala'dır. Biz şahitlik kurumuyla ilişkiliyiz. Ama fert olarak teker teker durumumuz bu olsa da toplumsal bir şahitlik görevimiz de var. İşte Bakara Suresi 143. ayet. Buyuruyor ki Rabbimiz ve kedelike cealnakum ümmeten ve satan. İşte böylece sizi dengeli bir toplum yaptık. Niye litekunu şuhada alen nasi Siz bu bütün ümmet olarak diğer insanlara şahit olasınız. Yani onlara örnek olasınız diye. Sizi örnek bir topluluk yaptık ki diğer insanlara örnek olasınız ve yekunar rasulun aleyküm şehida. Resul de size örnek olacak. Peygamberimiz bize örnek olacak oldu. Biz de şimdi diğer insanlara örnek olacağız. Yani ümmetin misyonu bu. Bakara 143. ayet. Gayet açık. Hac suresi 78. ayette de benzer bir mesaj var. Buyuruyor ki orada Allahu Teala. Huve semmakumul muslimina min qablu ve fi Hem daha önce Allah size Müslüman adını verdi hem de şimdi. Yani ta Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar bütün peygamberlerin ümmetlerinin sıfatı Müslümandır. Ve fi şimdi de hakka teslim olanlar Müslüman adıyla anılırlar. Peki niçin böyle? Niye bu sistem? Liyekûne er <laughs> Rasûlü Şehiden aleyküm. Peygamber size şehit olsun, yani şahit olsun, yani örnek olsun ve tekûnu şu hedâa Siz de diğer insanlara şahit olasınız diye. Aa, ne şahitlik durumundayız be, değil mi? Tam insanlığa böyle model bir toplumumuz var. Adam diyor filanca milletler niye Müslüman olmuyor? Niye olsun? Niye olsun? Senin hangi hangi meziyetini örnek alacak Müslüman olacak bu adam? İşte zaman zaman yurt dışına çıktığım oluyordu. Orada soruyorlar bana. Hocam bu Hristiyanlar cennete mi gidecek, cehenneme mi? He, <laughs> evet, ben de diyordum ona ki bak bu soru çok ciddi bir soru. Ama bu soruyla alakalı ben sana bir şey sorayım. Senin sorunun cevabını verebilirim. Nasıl? Allah bilir derim bitti. Ben ne bileyim nereye gidecek? Onun kararını Cenab-ı Hak verecek. Ben onu bilmem. Cehennemine atar o bilir. Hazreti İbrahim öyle demedi mi? Bunu deyince de kızıyor adam. Diyor ki o yüzde yüz cehenneme gidecek. Bilmem ben. O Allah'ın işi. Femen tebi'ani fe innehu minni. İbrahim suresi 35. ayet. Açın okuyun. Femen tebi'ani. Ya Rabbi kim bana tabi olursa fe innehu minni. O bendendir. Ama ve men asani. Kim bana isyan ederse fe inneke gafurur rahim. Sen bağışlayan ve merhamet edensin, ben ne bileyim? Hazreti İsa'yı yargılarken ruzi mahşerde öyle diyecek ki Hazreti İsa. Hani sen mi onlara sağken beni ve annemi Allah'ın peşi sıra iki ilah edinin? Sen mi böyle dedin? Diyecek onu Allahu Teala. Maide suresi 116 117. ayetler. Hazreti İsa cevap verecek. Diyecek ki Kâle sübhâneke mâ yekûnü lî en ekûle mâ leyselî bi hakkın. Ya Rabbi benim için doğru olmayan şeyi ben nasıl söylerim? Seni eksikliklerden tenzih ederim. Zaten inküntü kultuhu fekad alimte. Böyle bir şey deseydim sen bunu bilirdin. Ta'lemu mâ fî nefsî ve lâ a'lemu mâ fî nefsî. Sen bende olanları bilirsin, ben sende olanları bilmem. İnneke ente allâmul Sen kayıpları en iyi bilen elbet sensin. Mâ kultu lehum illâ mâ emertenî bih. Ben onlara sadece senin bana emrettiğin şu hakikatı söyledim. Eni abudullaha Rabbi ve rabbeküm. Benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk yapın dedim. Ve kuntu aleyhim şehiden madüm tüfihim. içlerinde bulunduğum sürece durumlarına şahit idim. ma teveffeyteni. Ne zaman ki beni vefat ettirdin. Künte en rakibi aleyhim. Artık onları gözetleyen sen oldun. Ben bilmiyorum ne bileyim ne yaptı bu adamlar. Ve ente ala kulli şeyin şehid. Her şeye şahit olan sensin. Ha, in Sen şimdi bu adamlara azap edersen fe innehum ibaduk. Bunlar senin kulların. Bana ne? Bana ne yok ayette de tabii yani. Bana ne mi öyle? Neyse. Allah affetsin ya. Neyse. Yani fe innehum ibaduk. Bunlar senin kulların. Ve in Ama bağışlarsan fe inneke entel azizul hakim. Yüce olan ve hükmünde hikmetli olan da sensin. Yani Allah bilir, biz bilmeyiz. Onlar cennete mi gidecek, cehenneme mi? Bilmem ben dedim. Ama şunu acayip yukarı biliyorum. Bu adamlara hakikati öğretmediğin sürece Almanya'dasın, Hollanda'dasın veya dünyanın başka bir memleketindesin. Sana bakıp da bu ne düzgün adammış. Bravo. Şunu bu düzgünlüğe getiren değerler acaba neymiş? Bu soruyu sordurabiliyorsan iyitsin. Neyine baksın kardeş? Hapishaneler adi suçlarla, Müslümanlarla dolu. Gasp, hırsızlık, adam öldürme, yol kesme, şu bu kırla gidiyor. Adamın hukuku senden iyi, ekonomisi senden iyi, çevresi senden iyi. Gitmişsin orada onlardan ekmek yemek durumundasın. Bunlar cennete mi gidecek, cehenneme mi? Onların nereye gideceğini bilmem ama sen onlara hakikati öğretmediğin için senin aşağı yukarı nereye gideceğin belli. E seninki belli oluyor yani. Şahit olacaktık bu insanoğluna. Bakın dünya üzerinden şöyle dışarıdan bakın. Müslümanların pür melaline bakın. Bakın ne haldeyiz. Orta Doğu'yu görüyorsunuz. Nasıl kan kan gölüne döndü. Neymiş? Allah Allah diye Allah Allah diyenleri öldürüyor. Ben de öyle diyorum. Allah Allah. Burada bir yanlışlık var ya. Nasıl bir şey bu? Müslüman 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 başkasını da öldürmemelidir. Ama hele ki Müslümanı asla öldürmemelidir. Niye öldürdüler? Niye öldürüyorlar? Dert belli. Kendisine cennette garanti yer bulmak için alemi kafir ilan edip onlara hayat hakkı tanımama mantığının sonucudur. Başka bir derdi yok. Cenneti dar bir yer zannediyor. Kimse oraya girmesin. Ben gideyim, kurtulayım. Gerisi, gerisi cehenneme. Karşıdakini kafir diye itham ediyor ne cür etme ne cesaretin varmış senin be sen kimsin kiminle ilgili nasıl böyle bir karar verirsin bir insan Allah'ın kıblesine dönüyorsa ona nasıl kafir dersin onun kararını Allah verecek ama emin olun mesela Kur'an'da bölünmeyle ilgili ihtilafa düşmemeyle ilgili şu kadar ayet var okumuyor ya şu ayeti okusa var ya bir tane, bir tane okusa kafasını iki elinin arasına bir alıp düşünecek ben neler yapıyorum diye. Bakın 159. ayeti enam söresini. İn nelledi ne fırakudi nehum ve kânûşiyan lestemin hum şeyin. Innama amruhum illallah summa yunbiuhum bi ma kânûya Dinlerini parça parça edenler her biri kendine ait bir grup oluşturup bölük pörçük olanlar var ya, senin onlarla hiçbir işin yoktur diyor Allahu Teala. Onların işi Allah'a kalmıştır ve yapmakta oldukları ile ilgili Allah onlara teker teker yaptıklarının haberini verecektir. Şu ayete bak be. Enfal suresinde buyuruyor ki ve ve 46. ayeti. Allah'a ve peygamberine itaat edin ve la tenazeu birbirinizle kavga etmeyin. Fe <laughs> dağılırsınız ve tezheberi hüküm gücünüz kuvvetiniz rüzgarınız gider diyor Allahu Teala. Gitmedi mi rüzgarı Müslümanların? Şu Orta Doğu'da akan kan kimi sevindiriyor kardeşlerim? İster Şii Sünni'yi, ister Sünni Şii'yi, ister birbiri başkasını öldürmüş olsun. Kim memnun oluyor bundan? Kim ellerine ovuşturuyor? Oh, iyi oluyor diyen kim? Gayrimüslimler. Bu muydu insanlığa örnek duruşumuz? Böyle miydi? Böyle mi olmalıydı? Kaç kişi bize bakarak acaba İslam nasıl bir dinmiş sorusunu soruyor? Şimdi soruyorlar. Bu ne beter bir dinmiş diye sorduruyorsun. Böyle, böyle yap, böyle yapıyoruz. Onların durumu bizden iyi mi? Yok, onlar bin beter. Onlar gittiği yere kan götürmüşlerdir. Avrupa'nın daha yeni kurtulduğu o mezhep savaşlarından, Waterloo savaşlarının yapıldığı yere gittim ben. O Waterloo diye bir tepe var. Orada işte müze yapmışlar, orada baktım. Binlerce insanı katletmişler. Şimdi Ortadoğu'ya geliyorlar. Ortadoğu'ya barış getirmek için mi? Hadi oradan be. Senin geldiğin yerde barış mı olurmuş be? Ama seni oraya getirenlere yazıklar olsun. Bölündük, parçalandık, oradan yardım istiyoruz. Kimden? Amerika'dan. Bak şuna. Rusya'dan, Çin'den kim kimden yardım istiyor? Kim kime örnek olacaktı peki? İndi mi bu ayetler Müslümanlara kardeşlerim? Biz ise bir başka Müslüman kardeşimizi Cehenneme göndermek için zebaniliye soyunduk neredeyse. Hep birbirini cehenneme gönderme. Elin alemin adamı da getiriyor, seni hayattan silip kesip atıyor işte. Böyle değildi. Böyle bir görüntü vermemeliydik. Rabbimiz bizden bunu istemiyordu. İşte aha, Bakara 143 Hac 78. ayetler. Bize bir misyon belirliyordu. Biz örnek olacaktık bütün insanlığa. Bizim örneğimiz de Hz. İbrahim'in mümin kardeşleriydi. Mümtehine suresinde öyle diyor. Lekad kana lekum fihim usvetun hasenetun limen kana yercullah vel yevmel ahir ve lekad kanet lekum usvetun hasenetun fi İbrahim vellezine ma'ah Mümtehine suresi 4 ve 6. ayetlerde geçiyor. Toplum olarak ümmetimiz Hz. İbrahim'in ümmetini örnek alacaktı. Ve insanlık da bizi örnek alacaktı. Rabbim örnek olabilecek duyarlılığa gelmeyi nasip eylesin. Bizim algımızda insanlık iki tür sıfatla tanıtılır. Bir, ümmeti icabet. iki ümmeti davet. Yani bir, İslami öğretiye, tevhide bu davete icabet edenler, yani Müslüman olanlar. İki, bu davetin devam ettiği insanlar. Ümmeti davet. Biz onları davet edeceğiz. Hakkın ve hakikatın yolcusu olsunlar diye. Misyonumuz buydu. Bunu nasıl yapacağız? Bunu Kur'an'ın Müslümanı olarak yapacağız. Kur'an'ın öğretileriyle bunu yapacağız. Herhangi bir adamın kanaatiyle değil, Allah'ın yol göstermesiyle bu yapılacak. Onun yol haritasını Kur'an diye belirlemiş ve bunun pratiğini Hz. Peygamber örnekliğinde göstermiştir Allahu Teala. Kitap olarak rehberimiz Kur'an, insan olarak önderimiz Hz. Muhammed Aleyhissalatü vesselam'dır. Biz bu yolun yolcularıyız. Bu yolun yolcularına selam olsun diye sözümü tamamlamayayım. Şu ayet bitmedi. Yani beş ayet okuyacak bir tane okuyamadık. Kema erselna ila firavune rasula. Hiç olmasa o cümleyle ilgili de üç dakikada bir şey söyleyeyim. Böylece bitirmiş olayım. Biz biz Hazreti Peygamber'i size gönderdik diyor. Mekkelilere ama şu kadar ayet okuduk. Herkese gönderilmiş demektir bu. Şahit olarak göndermiş. Hem bu hayatta bize örnek olacak. Üsve-i Hasene olacak. Hem biz bu örneklikten istifade etmiş olarak diğer insanlığa örnek olacağız. Yani misyonumuzu böyle belirlemiş Allahu Teala. Öyle demiyor mu Ali İmran suresinde? Küntüm hayra ümmetin uhricetlin nasi te'murûne bil ma'rûfi ve tenhevne anil münkeri ve tü'minûne Siz insanlar için çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz. Ancak iyiliği emredeceksiniz, kötülükten nehyedeceksiniz ve Allah'a inanıp güveneceksiniz. Hepimizin görevidir. Emri bil ma'ruf, nehyanil münker. Hepimize Allah'ın yüklediği görevdir. Bu misyonla Hazreti Peygamber görevlendirilmiş. Kema tıpkı şu konuda olduğu gibi. Erselna ila Firavuna Resulâ. Firavuna da bir peygamber gönderdiğimiz gibi. Mekkelilere size bir peygamber gönderdik. Durumunuza şahit olsun, örnek olsun diye Firavuna da bir peygamber göndermiş olduğumuz gibi vakti zamanında. Niye burada Firavun örnekliği var? Yani niye Firavun hatırlatılıyor? Enteresan. Kur'an'ın iniş sırasına göre ilk surelerindendir Müzzemmil birilerine göre üçüncü sıradadır, birilerine göre ikidedir, birilerine göre beştedir. Ama ilk beşte yani. Niye hemen bu başta Firavun örnekliğinden söz ediyor? Tespit edebildiğim birkaç gerekçe var. Bir, Hz. Musa nasıl ki Firavun'un sarayında büyümüştü, Hz. Muhammed de Mekke'nin gözde delikanlılarından biriydi. Mekke Firavun'un sarayı gibi düşünülecek olsa Hz. Muhammed Firavun'un sarayındaki Hazreti Musa gibi bir konumdaydı. Böyle bir benzerlik var ikisinin arasında. İki, vakti zamanında Hazreti Musa'yı nasıl ki Firavun bunaltmıştı, Peygamberimizi de işte o Mekkeliler bunaltıyordu. Bunaltmada müşriklerin pozisyonuyla Firavun'un pozisyonu birbirini çok benze birbirine çok benzemektedir. İkinci hususiyet bu olabilir. Üçüncü hususiyet, Hazreti Muhammed Hazreti Musa'nın peşinden yani o izi takip ediyor. <laughs> Şimdi bunu deyince de yanlış anlıyor adam. Yani bu bir kısmı var ya yanlış anlamaya programlamış kendini. Ne dersen yanlış anlıyor. Hiç onda bir şey ya bu doğru da olabilir öyle bakmıyor. Ya arkadaş Enam suresinin 90. ayetini oku bak anlayacaksın. Bunun doğru olduğunu anlayacaksın. Üleikellezine hedi Allahu fe bihudahum ictede Bütün bu peygamberler Allah'ın kendilerine hidayet ettiği peygamberlerdir. Sen de onların hidayetine tabi ol. Yani Hazreti İsa'ya, Hazreti Musa'ya, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Nuh'a Allah başka inanç esasları belirleyip Hazreti Muhammed'e bambaşka inanç esasları belirlemiş değil. Kaynağı aynı olan dini öğretilerdir bunlar. Bakın Şura suresi 13. ayette der ki: "Şer'a aleküm min dini ma vasa bihi Nuhan vellezî evhaynâ ileyke." Nuh'a neyi şeriat olarak belirlediyse size de onu belirledi diyor. Yani kaynağı aynı olan öğretilerdir bunlar. Dolayısıyla peygamberler birbirlerinin rakibi filan değillerdir. Onun için bir peygamber kendisinden sonra gelene iman etmek ve ona yardım etmekle yükümlü tutulmuştur. Ali İmran suresinde çok net bir ayet-i kerime var bununla ilgili. Ve izekallahu misaqan nebiyyin lema ateytukum min kitabin ve hikmetin summa ja'a'kum rasulun musaddiqun lima ma'akum letu'minunne bihi ve Ona iman edeceksiniz ve ona yardım edeceksiniz. Her Ke peygamber kendisinden sonra gelene böyle bir tutum içerisinde olacak. Ali İmran 81. ayet. İşte burada Firavun'un hatırlatılmasının sebebi Hz. Musa ile ilişkisinde peygamberimizin Mekkelilerle ilişkisi öne çıkartılıyor. Hz. Musa'nın izinden gidiyor Hz. Muhammed. Yani Risalet öğretilerini, o prensipleri, o misyonu takip ediyor. Ona karşı çıkanlar, yani Hz. Muhammed'e karşı çıkanlar da Firavun'un izinden gideceklerdir. Onların yolu da budur. Kim kimi takip ediyorsa sonucuna katlanacak. Bir tarafta Firavun'un yolu var, bir tarafta Hz. Musa'nın yolu var. Hz. Muhammed'e tabi olanlar, Hz. Musa'ya tabi olanları, Firavun'a tabi olanlar da, yani Mekkeli peygamberimize karşı çıkanlar da, Firavun'a tabi olanları sembolize edecektir. Bunu hatırlatıyor Allahu Teala. Bu arada Firavun ve avanesi Hz. Musa'ya nasıl eziyet etmişse, Mekkeliler de müminlere öyle eziyet ediyorlardı ve etmeye de devam edeceklerdi. Rabbimiz bunun bilgisini vererek müminlerin hazır ve donanımlı olmalarını onlardan da istiyor bu vesileyle. Ve nihayet Mekkeliler Mekke'deki müminlere ne kadar eziyet etmiş olurlarsa olsunlar ya da ne kadar eziyet edecek olurlarsa olsunlar onların eziyetleri Firavun'un ve avanesinin Hz. Musa'ya ve iman edenlerine yaptığı eziyet kadar eziyet etmiş olmazlar. Öyleyse siz yolunuzu doğru belirlemiş olmakla Hz. Musa'nın yolunu takip eden, Hz. Muhammed'in izinden gidenler olarak bir takım eziyetlere elbet maruz bırakılacaksınız. Ama Firavun'un yaptığı gibi, Firavun, Hecir suresinde çok acayip bir kelimeyle tanıtılır biliyor musunuz? Ve Firavne zil evtadi kazıkları olan Firavun. Müminlere eziyetin en ağırını yapmıştı o e, herifina şerif. O öyle yapmıştı. Sizin başınıza da sıkıntılar gelebilir. Ama Firavun'un akıbeti nasıl boğulmak olduysa Mekkelilerin Hz. Muhammed'e karşı çıkan Mekkelilerin akıbeti de benzer şekilde e, biçimlenmiş olacaktır. Bu anlamda müminlere bir moral, karşıtlarına ise bir gözdağı verilmesi amaçlanmaktadır. Tam da burada Firavun örnekliğinin verilmesinin sebebi budur. Fa Firavunur Rasul. Firavun peygambere karşı çıkmış. Fe ahaznahu ahzen ve bila. Biz de onu korkunç bir yakalayışla yakalamış ve onu hak ettiği ceza ile buluşturmuştuk diye iki ayeti biraz hızlı bir şekilde, biraz değil bayağı hızlı bir şekilde ifade ettik. Sonucunu öyle bağlamak mecburiyetindeydi çünkü vakit çok geçti. Hedeflediğimiz ayetleri de tabii ki okuyamadık her zamanki gibi. Ha bir dahaki ders inşallah geri kalanını okumuş olacağız. Bu vesileyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. <laughs> o bir ders konusu. Bir tane de bitmez. Ona bir buçuk saatler. O ayetle ilgili ben. <laughs>